Bir dakika. Ya devam edeceğiz şu özelliklerine de. Bütün bu Eray Bey'in anlattıkları çerçevesinde bir daha görmek istediği, yani Mesela gözümde... ilk kalkışa bakın. Ha yani o Nasıl şunların nasıl hareket ettiğini görün. Tamam işte ben de onları Evet, görmek için diyorum ki evet. bir daha verebilir miyiz Onur o şeyi test uçuşunu? Şimdi bu gözle bakalım tek Bakalım. tek. Bakın çok net belli oluyor. Burada da bir de pilot deniyor Ahmet Bey. Yani o hareketleri görüyorsunuz. Birazdan şimdi göreceğiz. Çünkü o şekilden tam belli olmuyor. Yani kanat farklı yani. O kanat biçimi farklı olduğu buradan apaçık görülüyor. Bir de ergonomik yani bakarsanız şey. Yok, şık bir tasarım. Bak, arka görüyor musunuz? Bakın. Evet. Deniyor pilot. Kalkıyor mu, kalkmıyor mu? Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu? O bir kıpırdıyor değil mi yani? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? İşte ona bakıyor ve kaldırdı. Bilgisayar ya bu, uçan bilgisayar diyebiliriz yani. Yapay zeka yani müthiş bir şey. Aman yapay Yoksa bu zeka kadar... artık siyasette de kullanılmaya başladı. Ya şimdi dur Allah Zafer siyasete girmiyor. O siyaset. Çok güzel. Kaan yazıyor üstünde de bayağı okunaklı. Bunu kim çekiyor bu uçağı? Bu havada? Bu refakat eden F-16 var. Ha o mu çekiyor? O oradan çekiyor. Oradan çekiyorlar. Burada yerden çekiyor. Var mı öyle bir görüntü refakatçiyi? Var var. Ha ikisini birden görelim ya bir göstersene. Onu, çok güzel. Tahmin ettiğim görüntüyse ben de bunu paylaştım. Bu ilk kalkış anı. Sesleri açarsak. İlk kalkış anı. Sesi yok mu? Müzik var galiba. Ben sesli halini bir atayım Onur'a da. Çok güzel bir görüntü ya. Bir de marş var. Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz. Hah şurada. Refakatçi. Refakat ediyor. Tamam. Oradan mı çekiyorlardı onu? Evet yani F-16'dan çekiyor. Tamam. Ve bir üçüncü uçak daha var. Havada ikisini birlikte çekiyor. Evet. Öyle mi? Tabii. Yani ha var. Tabii. Hayır ama bu yerden çekiyor. Bu yerden de çekilmiş oluyor. Üçüncü uçağı ben görmedim. Bakalım yani. O göremezsin zaten. O çekiyor ikisini birden çekiyor havada. Onur bak bu Zafer Şahin'in sözünü ettiği kalkış anındaki ses var ya. Burada bir de böyle aslanım benim bilmem ne böyle sesler var geride. Attım Onur'a. Çok güzel o. Bir daha versene onu. Pist başı. Sen gibi şanlı ulusun. Türkiye yüzyılı titretiyor dünyayı. Sarsılmaz bir inançla kalbe tutmuşsun. Toprak bu deniz bu bayrak bizim. Çok güzeldi kalkış. Problem olsa o şeylerin dalgalanmaları falan görürsün. Hiçbir problem yok uçakta. Güzel kalkış. Çok iyi kalkış. Tabiri kullanılır mı ya? Evet kullanılır. İyi bir kalkış, başarılı bir kalkış şimdi denilir biz yani. Biz de yolcu uçaklarında şimdi alkışlarız. İndiğinde evet. Alkışlıyorum. Benim o işte, o benim. Ya işte millet aslında havacılığı seviyor oradan. Dünyada başka inince alkışlayan bakın bir yakın zamana kadar alkışlanırdı artık alkışlanmıyor. Bir de F-16'nın gövde büyüklüğüne bakın yani çok. Ben hala alkışlıyorum. Evet. Alkışlıyor musun? Kusura bakma yani evet. Ya ama 3-4 senedir kalktı belki 5-10 senedir. Evet evet. Akıncı üstüne. Şimdi evet. Diyor. Burası Akıncı üstü mü? Eski adı Mürtet. Artık bu iniş de tabii herhalde mühendisler, çalışanlar. Hepimiz, herkes şeyi saldı. Yürekler. Ya saldık yani. Evet, evet. Şu an yürek ağızda bekleniyor. Adrenalin toprağa karıştı. Aynen. Yani vücuttan aynen. Çıkıp toprağa karıştı. Koşuyorlar ya. Ekranda görünce yani aynı şeyi hissediyor. Koşuyorlar ya o kadar etkileyici ki o TUSAŞ. Çalışanları. Bak Abdülkadir Selvi o koşuyu o bir daha verelim. Etkileyim. O hakikaten yok, İsmail benim, Dükel de onu söyledi. O da güzel. Benim attığım görüntüyü Onur şimdi versin. O çok güzel. Hazırlıyor. Bu marş da güzelmiş ya. Evet. Bu ama İsmail Dükel uyardı. Siyaset alet etmeyelim dedi. Dinlemediler. Diyor siyaset yok ki ya. Burada. Türkiye yüzyılı falan diyor ya. Ya Türkiye yüzyılı siyaset üstü bir kavram diye dermişim. Öyle olmalı yani. Bence de yani. Siyaset üstü olmalı yani. Şöyle canım aman bu hükümete dermişim dedim onu. Dikkat et.
Ya hakikaten o insanlar koşarken ben ya orada... Ya bak diyor ki milletin... yıllarca kutlanacak cumhuriyetimizin diyor yani. Peki 100 yıl diyordum da o yüzden ben. Yani yüzyıllarca kutlansın cumhuriyetimiz ya. Tabii ya. Yani öyle değil mi? Payidar... Ama siyasi talet edilmesin yani o yüzden. Ama yok siyasette herkes burada birleşmiş vaziyette. Bu çok önemli bir yani, sakın gün, kimse hani bu hükümet zamanında yapıldı falan demesin canım. O 73'ten beri gelen bir süreç. E doğru. Nasıl? Doğru diyorum. Zafer'in gönderdiği görüntü hazır mı? Onur kızacak şimdi. Ne görüntüymüş bir. Bak bir F-16. F-16 buradan. Buna refakat ediyor. Sebebi şu, refakatın yakın mesafeden fiziksel gözlem yapıyor. Yakın mesafeden. Yani o testler var, o testlerden irtibat halindeler. Şunu yapıyorum diyor, evet doğru yapıldı diyor, yapılmadı diyor. Ha, bunun bir teknik nedeni var. Tabii yani. Teknik nedeni var. Yani bilmiyoruz. Sırf çıksın da işte orada gösteri olsun diye değil. Bunun yakın mesafe. Dikkat edin F-16 bir sağına geçiyor, bir soluna geçiyor arkada. O zaman pilotun göremediği noktalardaki testi. O zaman testi. Orada da uzmanlar var. Tabii tabii. Uçakta da. O uçakta da uzmanlar var ve kameraya da alıyorlar. Hani hangi testi yaparken ne olmuş? Sonra aşağıda işte onları tekrar değerlendiriyorlar yani. Öyle o yüzden de, anladım. Neden yani. F-16'da başka bir şey? Çünkü savaş uçağı. Yani o zaman o öyle sadece görüntü almak için değil. Yani. Yakın mesafeden neden? O testlerin fiziksel sonuçlarını görmek için. Ve dikkat edin çok yakın yani. Hava da biraz sisli, yani uzakta durmuyor. Şimdi var görüntüler çok yakın yani 10 metre, 15 metreden. Evet zaman yapıyor. Zaman yakınlaştığı yerler oluyor yani. Evet. Şimdi burada biraz uzak mesela şu anda göreceğiz. Mesela bir başka uçak olsa Ahmet Bey bunun jet tepkimesine girip parçalanabilir. O yüzden savaş uçağı kullanıyorlar yani F-16'yı. O yüzden bu Zafer'in gönderdiği mi? Bir izleyelim bakalım. Sesini açın ama. Dombura mı? Yok. Doğal ses var da. Doğal sesini. Hakikaten etkileyiciymiş ya. Aslanım benim diyor. İşte bu ya. İçindeki pilotun heyecanlığına bakar mısın? İçindeki pilotun o çıkacak mı çıkmayacak mı? Tırmanacak mı tırmanmayacak mı? Sorun olacak mı olmayacak mı? Şimdi muazzam bir şey yani. Hadi bir daha dinleyelim bunu ya. Çok güzel. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi koçum diyor. Hadi. Düşün abi şimdi dediği gibi tedirgin herkes. Herkes çok tedirgin ya Allah korusun yani. Çıktı 100 metrede arıza verdi ne yapacaksın? Allah korusun. Ahmet kenarlardaki şeylere bakın. O yanık şeylerine bakın ne kadar büyük bir alev çıkarıyor ki. İlk etapta herhalde F-16 kalkmış ki onu havada bekliyor. O bekliyor değil mi? Bekliyor. Yani evet. Bu hamale gerçekten Zafer'in dediği gibi çok daha güzel ve etkileyici. Altına bir işte bir müzik döşenmeden de bu ham hali muhteşem bir görüntü. Ben daha etkileyici. Ben sese yani, ve o iş eğer, hadi. Eğer bir etki yaratmak istiyorsa. Bence. Yani. Katılıyorum. Yani bence de böyle ham. Görüntü doğal, çok daha etkili. Doğal hali. Doğal ses. Şükür. Ondan sonra şimdi bir tırmanma uçuşu bu. Sonra düz uçuşa geçiyor. 2500 metrelerde. Sonra işte manevralar yapıyor. Biz hepsini göremiyoruz tabii. F-16'da. F-16'da yakın mesafeden bu manevraları görüyor. Efendim? 14 dakika diye hatırlıyorum değil mi? Ne kadar kaldı havada diye sordum da. O kadar kısa olduğunu biliyorum. Savunma Sanayi Başkanı açıklama bilmiyorum. Yaptı bugün 14 dakika. Milli Muharip Uçak Kağan'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldığı söyleniyor. 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığı söyleniyor. 230 knot yani yaklaşık 2 ile çarpın onu. 1.8 ile çarpacaksınız. Çünkü gelmiyor gözümün önüne. 450 kilometre hızla uçmuş. Peki 800 feet'i? Yaklaşık 2500 metre. 2500 metre. 800 feet 2500 metreye denk geliyor.
Yaklaşık 450. Pardon, 8000. 800 demedim zaten. Ben 800 dedim. 8000 fit, 9000 fit 3000 metre. Öyle düşünün. 8000 fitte 3 kere 8 yani 3'e böleceksiniz. Çok yüksek bir irtifa değil. Yok çok değil. Yani test bu tabii için. Test düşük. Olduğu için bu. Düşük. Yani 2500-2600 metrelerde uçuyor Ahmet. Abi kızmazsan sana bir Türk sorusu sorabilir miyim? Kilometrede kaç yapıyor? Duyamadık ki biz. Kilometrede abi, kaç yapıyor? Abi 100 kilometrede 8 litre. Sen sormaz mısın abi bir araba gördüğünde hani hoşuna gittiğinde kaç yapıyor? Ahmet Bey boşa alıyorlarmış. Boşa mı alıyor? Şeyde. Boşalıyor. İnişte boşa alıyor. Kalktıktan sonra boşa alıyorlar. İnişte boşa O yüzden ortalaması bu, düşüyor yani. Ahmet Bey bunun hangardan çıktığı gün Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35'lerin üretildiği hangardan Alman bir fotoğrafçı bir fotoğraf yayınladı. Orada bize vermedikleri F-35 vardı. Bizim Ay Yıldız görünüyordu. Şimdi bu ya üzerine Ay Yıldız'ı yapmışlar. Yapmışlar. Ama o F-35'lerin hangarından göstermişlerdi. Şimdi bugünden sonra ben kısa vadede bunu bilgi olarak da yarı bilgi yarı tahmin deyin. F-35 için bizim kapımızı çalacaklar Amerikalılar. Onu niye gösteriyorsun? Beraber abi? Olsun diye şöyle. İşte burada bak bu daha güzel gözüküyor. Evet. Biraz modeli değişmiş ama. Maket daha, aynı değil. Bu da, daha da değişir bu. Maketle aynı değil hakikaten doğru. Evet. Maket üzerinde biraz daha çalışmaları gerekiyor. Ya şimdi bu uçağın kokpitine ben hatırlıyorum Erdoğan Sayın Cumhurbaşkan binmişti evet. Ne zamandı o? İşte hangardan çıktığı gündü. 2-3 ay önceydi galiba ya. Geçen seneydi galiba. Yok. Ya 1 Mayıs 2023'te. Galiba. Tamam şimdi onu söyledi. 1 Mayıs 2023'te. Teknofest'te. Evet. O şey miydi Zafer? Hangardan çıkma hangardan töreni miydi çıktığı yani? Çıktığı günde evet. Hayır, evet. O şeydi. Yer testlerine başladığı gün. Yer testleri. Evet. Bir görebilir miyiz? Yer testlerinin başladığı gün. Ha işte şu. Burası buydu işte böyle. Tabii. Bu... Ha şu. Buna ne demişlerdi? Şu. Vileda sopası mı demişlerdi? Orada evet. Vileda sopası. İşte hayal gücü o kadar. Kalorifer peteği. Ya o işte biz yapamayız kafası ya. O çok azınlık yani. Bence hiç oraya kafayı takmamak lazım. Yani takatuka hani, gidecek dediler şu dedi. Onlara evet biz yapamayız duygusu. Tekerine motor takmışlar filan. Şimdi gibi. O bak o ta hastalıklı. Bizim devrim otomobillerinden beri var olan bir duygudur. Yenemedik, yenemiyoruz bir türlü. Doğru. Yapamayız, biz yapamayız. Kabullenilmiş çaresizlik mi dedi? Evet. Ya o tok içinde öğrenilmiş işte çaresizlik. İtalya'dan gemiyle getiriyorlar falan. Yani, ya bir milletin yaparız yani. Yapabiliriz. Ama millet seviniyor şey da onlar yani. Yeter ki önümüz açılsın. Atatürk döneminde yapılmadı mı uçak? Yapılmadı mı yani? Yapıldı tabii ki yani. Yani Ece Hürkuşların, Nuri Demirağların yaptığı. Fabrikasını kurdular. Bir de onun içinde şey de var tabii. Bir iktidarın hangi dönem olursa olsun. Bir şeyi bir iktidar başarıyorsa, ciddi, önemli bir şey, başarılı bir şey, o dönemin muhalefeti onu çekemeyebiliyor. Yani o da öyle yani. 60-70 yıldır böyle. Ama ben mesela bugün çok hoşuma gitti ya. Yani CHP lideri Özgür Özel, Muharrem İnce falan paylaşım yapmış. Hiçbir şey yok, gayet bugün, güzel. Evet, bu olayda enteresan, iyi. Güzel yani, evet. Bence gayet düzgün bir tavır yani. Herkes emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Olması gereken yeri öğrenmiş. Ben öyle. Gurur duymalıyız. Gerçekten olması gereken bu işte. Türkiye'nin özlediği manzara bu. İnşallah bundan sonraki gelişmelerde de aynı birlik beraberliği, aynı tavrı herkesten bu millet bekliyor. Aslında şöyle bakınca Cumhurbaşkanı'nın bu kokpitteki haline falan biraz daha genele geçiyor. Ha, uçak aslında büyük bir uçak. Bak şöyle bakınca... Fena değil oturuşu. Sanki biraz sonra uçağı kaldıracak kendinden... Pilot havası. Evet havası var. Montu falan giyince de bayağı gençleşmiş. Bu montu özel mont galiba değil mi? Bu bir şey pilot montları. Pilot montu. Bu şöyle oldu yani, dikkat ettiniz mi orada buraya... isimler yazıyor. Barbaros Demirbaş diye. Demirtaş mı? Demirbaş. Evet. Ta o zamandan aynı pilot götürüyor. Bakın sanki nerede Cumhurbaşkanı'nın sol tarafında... İsimler yazıyor. Ha o test o zamandan beri ha onun yapacağı belli. Evet, o pilot. O planlanmış evet, yani. Evet. Barbaros
pilot Barbaros yapacak. Evet, diye. Aynen öyle. Burası Mayıs, neresiydi? 1 Mayıs 2023. Neydi burası? İşte şey Akıncı Üssü galiba yine evet. Bu da ya da TUSAŞ'ın tesisi. Ha bu neydi yer? Yer testi. Yer miydi? Testi. Yer testi. Yer testi. Taksi tamam. Testi diyor. Burada tamam. Çekilen resim Ahmet Bey tesadüfen o gün Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı çekmişti. Sonra o resim şey oldu billboardları da süsledi. Oh. Barbaros öyle mi? Tabii pilot montuyla çok güzel bir resim vardı evet. Burada. Peki özelliklere tekrar dönelim. Orada birkaç şey kalmıştı, husus kalmıştı anlatacağımız. Cumhurbaşkanı da uçağı bayağı bir inceliyor. Sanki sipariş verecek gibi bakıyor ya. Bu değil, bir bu değil. Daha fazlası vardı ya. Bu değil, Onur. Geliyormuş. Bu uçakların büyük olma sebebi de gelene kadar artık it dalaşı dediğimiz şey kalmamış. Kalmadı. Bunlar 5. nesil uçak artık olduğu için. Artık 5. nesil uçakların bunlar karşıdan geleni zaten 200 kilometreden gördüğünden oradan işi bitiriyor. Evet, hani şu Yunanlılarla bir sürü it dalaşı yapıyoruz. Tabii. Üzerindeki artık bu, haber yapamayacağız mı? İt yani dalaşı, it dalaşı yok. Dogfighting yok. Üzerindeki füzeler 8 füze kapasiteli. Füzelerin menzili yaklaşık 250 kilometre. Eray Bey İngilizcesini söylemeniz de çok etkileyiciydi. Evet. Dogfighting. Dilimiz alışmış. Tamam Onur anladık. Evet bu işte Twitter fotoğrafı. Tamam evet. Bu işte o 1 Mayıs'taki şu özelliklere fotoğraf. Geçelim. Ha bu Cumhurbaşkanı Twitter fotoğrafı mıymış? Evet. Ha. Oradan o günden kalma herhalde. O günden evet.